Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Bugün yine bol 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 vloglu bir gün olacak gibi gözüküyor. Daha yeni bir cumartesi kahvaltımızı çekmiştim size. Şimdi de devamını çekmek istiyorum. Çünkü bugün biraz dışarıya da çıkacağız. Bütün gün evde değiliz dedim. Bugünü de çekeyim. Patateslerim vardı arkadaşlar, görüyorsunuz. Bazıları yeşillenmiş. Birazdan Mehmet Ali işe gidecek. Mehmet Ali'yi işe bırakırız. Oradan sonra da annemlere gideriz diye düşündüm ve patates salatası yapacağım. Patateslerim de biraz kötü olmaya başlamış. Yani onun için dedim kalabalıktayken iyi gidiyor. Evde patates yemeği bile yapsanız en fazla 2-3 tane patates koyabiliyorsunuz içine. Onun için dedim bugün patates salatası yapayım. Daha da var nasıl olsa patatesim. Yani şimdi hemen patateslerimi haşlayacağım. O arada da kahvaltımız bitti ve kahvaltıya otururkenki sofrayla kalkıncaki sofra inanılmaz. Ondan sonra da soframı toparlamam lazım arkadaşlar. Bulaşık makinemi zaten sabah boşaltmıştım. Kahvaltımı toparlayacağım. Daha sonra da yavaş yavaş çocuklarla hazırlanırız. Bu arada dünkü videomda IKEA'dan dolaplarımın altına sermek için böyle korumalar aldım demiştim arkadaşlar. Ve soranlar oldu. O neydi? Bir gösterebilir misin diye. Bunlar arkadaşlar. Bunlar normalde yatak odası dolapları için kullanılıyor. IKEA'da yatak odası bölümünde bulabilirsiniz bunları. Mutfak bölümünde önceden vardı ama artık ben bulamıyorum. Yani belki bizim buradaki IKEA'da öyledir. Arkasından böyle istediğiniz şekilde kesebiliyorsunuz. Muhtemelen ebatları da aslında pakslara göredir. Ama ben bunları kesiyorum dolap ölçülerime göre. Şimdi biraz sonra da gösteririm sizlere nasıl kestiğimi. Yani tencerelerinizin altına veya baharatlıklarınızın altına koyduğunuz zaman çekmece kırmızı biber bazen yağını salıyor ve çekmecelerde leke bırakıyor. Onu da önleyebilmek için böyle bir çözüm bulduk. Arkasında böyle bilemiyorum görebiliyor musunuz ama bir dakika şöyle plastik plastik böyle ştopaları var. Yani kaymayı da engelliyor. Bazen bulaşık makinesinden bardakları aldığımızda böyle nemli oluyor. Dolabın içine kapattığınız zaman kötü bir koku oluyor. Ama bunun üzerine kapattığınız zaman hiç öyle bir sıkıntı olmuyor. Onun için seviyorum yani ben bunları. O gün IKEA'da da göstermiştim. Plastikleri de var ama toparlanı toparlanı veriyorlar ve sildiğiniz zaman da güzel olmuyor. Ama bunların üzerine süpür edebiliyorsunuz. Yani toz olma gibi bir ihtimali de çok düşük oluyor. Yani onun için bunları seviyorum ben. Ve bunlardan almıştım. Bir hanımefendi sormuştu. Onun için de böyle bir önceki videoda söylemeyi unuttum. Şimdi hemen aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Renkleri de çok güzel. Dolaplarınızın içerisinde kötü bir görüntü olmuyor. Yani böyle göstermiş olayım bunları da. Teki 10 euro arkadaşlar. Yani fiyat olarak biraz şey ama yani mutfağınıza yeni yaptırdıysanız koruma amaçlı kesinlikle değen bir şey. Yani diğer mutfaklarınızda da kullanabiliyorsunuz. Ben öbür mutfağımdakileri aldım buraya geldim mesela. Çekmecelerimin ebatlarında çok bir farklılık olmadığı için hemen içlerine de yerleştirebildim. Yani çok pratik. Ben seviyorum. Aynı şekilde amacı için de kullanabilirsiniz. Yani pakslarınızın içine de kullanabilirsiniz. Benim daha vaktim olmadı onları kesmeye. Ama inşallah en yakın zamanda onları da kesip yerleştireceğim. Şöyle göstereyim de sizlere hatta. Şurada tabaklarımın altına yaptım. Bunlar da bir başka modeliydi. Bunu sonradan bir daha getirmediler maalesef. Yani bunlar da böyle tabakların altına falan çizmesin diye bayağı pratik.
gülük mü? Bir dakika. Annenin burada birazcık işleri var Yusuf senin. Ellerim de çok pis. Biraz sonra versem olur mu? Tamam. Hadi bal borcuğum ben sana birazdan çağırırım veririm tamam. Oğlum. Yok mu? Ha sen görmüşsün zaten. Tüh. Keşke gülmeseydin. Al bakalım. Mehmet Ali'yi bıraktık ve şimdi çocuklarla annemlere geldik. Bakalım ne yapmış bizimkiler. Ne geldik oğlum? Anne. Başka? De. Kim? Anne. Bir de? Anne. Başka kim var içeride? Dede. Evet dede de içeride. Ba. Hadi gel bakalım. Hifa mı söyledi? Hifa niye söylüyorsun? O biliyordu. Evet arkadaşlar. Annemde salatalık turşusu da varmış. Biraz da içerisine salatalık turşusu koyduk. Tuz, limon, nar ekşisi ve sıvı yağıyla da tatlandırdım. Ve gerçekten çok güzel oldu. Yani patates salatamızda böyle sabah evde yaparken meşhur turşumuz burada, yağlı turşumuz. Bir de çocuklar bütün bunları yemezler diye onlara da böyle salçalı makarna kaynatıyorum. Yani isteyen gene makarnadan da yer. Yani şimdilik akşam yemeğimiz böyle. Makarnamıza pişsin sonra oturalım yemeğe. Burada da benim küçük oğlum. Ne yapıyorsun anneciğim? Evet. Abanın arabasını mı oynuyorsun? Anne. Anneciğim. Evet. Canım. Evet. Takayım mı? Hı-hı. Olur takalım. Evet. Hadi. Anne. Anneciğim onu takalım. Ver. Evet arkadaşlar annemlerden çıktık şimdi çocuklarla beraber. Yine elimiz kolumuz dolu malum eve gidiyoruz. Annemle babam bugün çarşıya gitmişlerdi bana ayakkabı almışlar. Eve gidince inşallah sizlere de onları gösteririm. Birazdan evde görüşürüz. Mehmet Ali'yi alıp oradan da eve geçeceğiz inşallah. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Dün annemlerden geldikten sonra çocukları yatırdık ve biz de uyuyakalmışız arkadaşlar. Sizlere ayakkabıları gösterecektim. Hemen onları da göstereyim. Ondan sonra kapatalım bu videoyu. Dün annemler alışverişe gitmişlerdi. Babamın kışlık ayakkabı ihtiyacı vardı. Onun için çarşıya gitmişler. Ben de geçen gün sizlere de söylemiştim. Hatta Yusuf Selim'e ayakkabı aldığımız gün acil kışlık ayakkabıya ihtiyacım var diye. Ama bir türlü inanın yoğunluktan fırsat bulup da çarşıya gidip kendime ayakkabı bakamadım. Ve benim botlarım da biraz üşütüyor. Böyle normal arabayla içeriye falan gitmeye, çarşıya gitmeye yeterli ama böyle şimdi Weihnachtsmarkt'a falan gittik ya inanılmaz üşüdüm arkadaşlar. O gün de annemle hatta konusu geçmişti. Öyle olunca da annemler çarşıya çıkmışken bana da ayakkabı almışlar. Biz çoğunlukla annemle beraber alışveriş yaptığımız için annem her zaman bana neyin olup neyin olmayacağını veya neyi beğenip neyi beğenmeyeceğimi çok iyi bilir. Bu arada şaşırmayın Yusuf Selim emzik yemiyor yanıma geldi. Deminden beri beni sabotaj ediyor. Neyse. Hadi sen de yanımızda dur o zaman. Şöyle önce botları göstereyim arkadaşlar. Şöyle içleri falan bayağı kalın güzel botlar almış. Ve bunlar indirimde. Beni aradılar Hülya bunlar indirimde ister misin diye. Ben de dedim neden olmasın. 50 Euro'dan normali 50 arkadaşlar. 49.99 24 Euro'ya düşmüş bu ayakkabılar. Ve şu anda 70 Euro'nun altında böyle bildiğiniz hani güzel ayakkabı almak imkansız. 24'e hiçbir şeydi yani bu ayakkabılar. Onun için hemen dedim çok da güzeller. Bunları mutlaka alın diye böyle bir tane bunu almışlar. Bir de yani bunlar biraz daha arkadaşlar ortopedik ayakkabılar. Yani ayağınızı rahat ettirecek ayakkabılar. Tabii ki spor ayakkabısı güzel. İşte şöyle botlar falan bir yere kadar. Ama böyle benim için kalite önemli arkadaşlar. Onun için annem yani Rika'nın deyince de hemen tamam dedim. Bir de şurada spor ayakkabıları var. Bunlar şaka gibi 9 euroyaymış arkadaşlar. 9'a aldı annemler bunları. Oluşum koyarsa inşallah göstereceğim.
Bunlar da 9 euroyaymış. Bunlar da herhalde şimdi kış sezonu olduğu için herkes kışlık ayakkabı baktığı için onun için düşürmüşler galiba. Sonda benim bedenim kalmış. Hemen dedim onları da alın. Dediğim gibi arkadaşlar çocuklarla parka falan gittiğimiz zaman yani rahatlık benim için çok önemli. Hani ayakkabım vurdu, şu oldu, bu oldu. Ben öyle şeylere gelemem yani. Rahat olmam lazım. Kıyafet yönünden de, ayakkabı yönünden de, güzelliğe de çok önem veririm. Ama rahatlık bir tık önde gidiyor benim için. Onun için ayakkabıların ikisini de aldılar. Akşam çok direttim parasını vereyim diye ama bu da bizden sana hediye olsun dediler. Annem de babam da. Yani keselerine bereket, Allah razı olsun, başımdan eksik etmesin. Bakın gene imdadıma annem ve babam yetiştiler. Yani böyle iki tane de ayakkabı sahibi olmuş oldum. Evet, bugünlük de videomuz buraya kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ev halkının devamını da merak edebilirsiniz. Babası Hifa'yı camiye götürdü. Biz de Yusuf Selim'le evde kaldık. Kahvaltı hazırlayacağız. Yiyeceğim şimdi o ayaklarını, biliyor musun senin? Ay biliyor musun, bazen böyle dişlerimi sıkıyorum ısırmamak için. Yani bizlerden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.